Balık ve yükselen burcu balık olanlar 4 ve 10 Ekim haftasındayız sevgili balıklar. Evet, burcunuzda yaşadığımız bir dolunay var. Hayatınızda önemli başlangıç ve bitişlerle ilgili gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Ve şu anda bu hafta yani terazi burcu etkisiyle daha güçlü bir gökyüzü var. Bu da sizin birazdan miraslı sigorta, vergi, poliçeler, ödemeler, böyle devletle, evraklı işlerinizle ilgili gelişmeleri getirecektir size. Mesela bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz, eşinizden ayrılmış olabilirsiniz veya herhangi bir çok önemli konunun neticelenmesi sonucu parasal konularda bazı değişimler olması gerekiyor olabilir. Bu gibi konular, kavramlar bu hafta çok daha fazla gündemimizde olacak. Tabii Merkür'ün retro olduğunu burada hatırlatırsak eğer, bir takım ilerleyen işlerde gerileme olabilir. Yani yanlışlıklar, aksilikler, bir türlü işte sonuçlanamayan evrak muameleleri gibi durumlar olabilir. Ve bu haftanın ilk iki günü Ay Başak Burcu'nda ilişki evinizde eşiniz, eşinizi ilgilendiren konular, ortaklı işleriniz, yine bunun akabinde de yine Çarşambadan Cuma gününe kadar da, Perşembe gününe kadar da Ay Akrep Burcu'nda yine bu anlamdaki resmi evraklı işlerinizi yürütecek bazı ödeme durumları da burada söz konusu olabilir. Sigortalar, vergiler gibi. Bunlarla ilgili konular gündemde olacaktır. Perşembe, Cumartesi arası ise Ay Akrep Burcu'nda olacak. Bir takım seyahatler yapma ihtimali doğabilir. Uzak ilişkilerinizle ilgili, uzaktaki yakınlarınızla olan ilişkileriniz olabilir. İşte çocuğunuzun eğitimi olabilir vesaire gibi durumlar, konular gündeminizde olacaktır. Ve hafta sonuna geldiğimizde artık Venüs Yay Burcu'na geçiyor ve Cumartesi ve Pazar günü Ay da Yay Burcu'nda. Biraz daha aileyi ilgilendiren, hayatınızın yönünü belirleyeceğiniz bir süreci işaret ediyor. Hafta sonu böyle bazı görüşme, konuşma, planlar hayatınızla ilgili yapabilirsiniz. Aile büyüklerinize bazı şeyleri danışabilirsiniz gibi, patronunuz veya sevdiğiniz, güvendiğiniz insanlar da olabilir bunlar. Elbette ki Venüs'ün buradaki transiti, buradaki seyahati gerçekten hayatınızla ilgili daha kolay bir ilerleme getirebilir. Ancak Merkür'ün lütfen retro olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bazı aksaklıklar, yanlışlıklar, hatalı yönlendirmeler de mesela olabilir. Onlara da dikkat edin. Çok da acele etmeyin. Nasıl olsa su akacak ve yolunu bulacak. Bundan 2 hafta sonra her şey daha yoluna girmiş olacak. Güzel bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.